Bakalım. Sayıyorum. 1, 2, 3. Nasılsınız Ryan ailesi? Ben Sertaç Kemiksiz. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine en özel Tofaş içeriklerinden bir tanesi. Çünkü arkamda 300 beygirlik bir Tofaş var ve onu bizim G80 Rhino ile yarıştıracağız. Bakalım kim kazanacak? Detaylara birazdan Ulaş bize anlatacak. Arabada neler yapmış, ne paralar harcamış, ne takmış, ne çıkarmış, ne sökmüş, başına ne gelmiş. Hepsini beraber konuşacağız. Çok genç de bir kardeşim. 3 kardeş beraber bu arabanın başındaymışlar. Sürekli 3'ü bu işlemleri yapıyormuş. Hepsinin bilgisi varmış. Ne kadar güzel. Keşke benim de öyle 3 tane de kardeşim olsaydı. İşin içine tamamen girseydik. Ulaş'ı yanıma çağırıyorum. Ulaş, hoş geldin, gel. Hoş buldum abi. Ne haber? İyiyim abi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi çok genç bir kardeşimiz ama çok bilgili bir kardeşimiz. Ulaş, şimdi tabii, bize tabii. Yavaştan arabanı bir öncelikle şey yap. Kaç modeldir? Evet, ne zamandır evet. Sendedir? Kaça almıştın zamanında? Aynen, ondan sonra da anladım. Gerisine gidelim. Abi arabamız 96 model bir Selex. Yaklaşık 3 seneye geliyor bizde. Sen de? Aynen. Kaça aldın Allah aşkına 3 abi, sene önce? Abi 3 sene önce 17 bin liraya aldık. Yalan olmasın. Şuraya bak. Benim geçen şeyi gördüm arkadaşlar. Benim Tofaş vardı ya. Hani kaça 55 bine aldım salak dediniz. 70'e sattım manyak dediniz. En son 180'de ilanda gördüm bir ay önce falan. Bir arkadaş attı. Yani bunu da koysan yani. Şimdi ne kadara koyarsın? İçinde müthiş de bir aynen. Motor var şey var. Aynen. İyi bak. 200'ün üstüne rahat rahat gider yani değil mi? Evet evet abi aynen öyle. Ne özellikleri var bize bir anlatsana. Abi 4 nokta enjeksiyon bir turbo motorumuz var. Motora geleceğim. Motoru açalım. Hadi gel. Direkt motordan başlayalım. Bugün bir değişiklik olsun. Arabanın en büyük... Aa şunu da söyleyeyim bak. Bu araba gördüğüm en yakışıklı Tofaşlardan bir tanesi. Teşekkür ederiz abi. Maşallah. Popomuzu da kaşıyalım. Olsun. Nazar değmesin. Güle güle kullansın. Gerçekten çok başarılı. Çok böyle hani hoş görüyor. Yani böyle şey durmuyor. Karşıdan böyle rahatsız edici durmuyor yani. Çok beyefendi duruyor. Ama kaputun altı hiç de beyefendi değil. Orada büyükçe bir turbo gördüm ben. Aynen abi. Turbomuz GT22. Başka neler yaptın? Abi onlarca. Çift radyatör falan mı? Anlatsana bir şöyle detaylı. Aynen abi. Çift radyatör, çift fan kullandık hararet sorunu olmasın diye. Radyatörümüz el yapımı. Tolga ustamızın kendi özel yapımı. Şey mi? Sıfırdan mı üretti yoksa hani bir arabadan bu tarafa mı devşirme yok, gibi sıfırdan oldu? Yok üretti sıfırdan abi. Üretti. Aynen sıfırdan ne üretti. Ne özelliği var biliyor musun? Hani atıyorum şuna göre yapıldı. İşte çift fana göre abi yapıldı. Hararet yapmasın diye. Onun haricinde M50B25 boğaz kelebeği kullandık bu arabada. R8 bobinlerimiz var. 268 dereceli egzantrik var abi. Ha bu R8 bizim de şeyde Audi'de olan bobinle. Şimdi aynen. Audi'nin bobinlerini mi kullandınız? Aynen abi. Bu 4 nokta enjeksiyon da öyle oluyor. Bir de Tipo'nun MP manifoldu, MM manifoldunu kullandık. Şu parça komple Tipo'nun MP, MM manifoldu. MP ne lan? Bilmiyorum ben gerçekten bu arada bildiğim için sormuyorum. Abi MP ne, şöyle oluyor. Neyin? Normal açılışı? Arabalarda tek nokta enjeksiyon oluyor normal Tipo'larda. Bu artık 4 nokta enjeksiyonlu olduğu zaman da. Multi mi oluyor acaba MS onun multi aynen, yeni anlamında. Nesil motora geçmiş oluyor. Orada da biz de bunda onu kullandık. Daha önce karbüratörlüydü çünkü. M50B25 dediğinde aynen şu boğaz 2.5'luk boğaz kelebeğiyle kullandınız. Öyle. Burada ben şurada şu ne? Motora doğru şeye doğru gidiyor. Radyatörden. Aynen normalde burayı komple krom yapmayı düşünüyorduk da. Şurası köşeli olduğu için o dönüşte var. Bir sıkıntı olmadı. Peki bunu hiç daha önce patlattın mı? Mesela yok. Patlamaya yok müsait gibi. Bir orası var. Orayı da komple şöyle çevirirsek güzel. Tabii bu motorda biraz daha hem... Çok temiz görünüyor ya. Hem görselliğe önem verdik genel olarak arabada da. Yok hepsi öyle. Motor gerçekten. İçinde de sadece şu MP manifoldun krom olması için. Çünkü herkes de görüyoruz. Onu arabanın kendi rengine boyuyorlar. Ha biz de dedik krom çalışalım dedik. Yok. Tüm borularımız. Yani çok başarılı olmuş. Aynen. Türk Garaj Tolga Usta'nın özenle topladığı bir araç yani tüm hepsinde emeği var. Türk Garaj'a zaten çok bir bizim Toretto'nun da arabaları o Türk Garaj'dan aynen. Yani bu Tofaş'ların herhalde piri tabii, galiba. Tabii Türk Garaj Tolga Usta'm. Kendisiyle tanışamadık bu ama işin, henüz buradan bir selam söyleyeyim. Aynen bu işin en üst kısmında diyebiliriz abi hani drag yarışlarında da beraber cadde modu olan arabalarda da. Senin araba şey olmuş zaten bayağı bir cadde modundasın şu anda. Aynen hani cadde şey modundayız. Değil, böyle rahat rahat gezersin sana kimse de karışmaz gibi bir durum. Aynen. Yani en azından öyle görünüyor araba dışarıdan baktığı zaman. Tabii yazarlar tabii de abi. Yazarlar mı? Yazmayın işte yani sesi de çıkmıyor. Kapalı da egzoz hani açıkken bir ayrı mesele de hani kapalıyken aynen, ellemeseniz biz de geçsek yani. Mesela LPG turbo olsaydı abi onun için mahalle içinde hani işte değişik hareketler yapabilirsin ama 4 nokta enjeksiyon olduğu için çatara pataraya giriyor.
O biraz mahalle içinde falan. Kalkarken içinde. Mi giriyor çatara pataraya yoksa? Kesici de abi çatara patara. Kesici sokma oğlum sen de zorundan mısın? O kadar devir çevirme ya. Normal, tabii normal sürersen istediğin ses gibi de sürebilirsin. Ses çok çıkmıyor. Burada çalıştırdık yani açıkken mi çalıştırdık zaten? Aynen. Pek ses çıkmıyor. Aynen. Şimdi birazdan kalkacağız o zaman sesi görürüz muhtemelen de. Hı-hı. Şu anda şey değil. İçi şuraları falan da çok özenle hani kapatmışsınız yani. Bunlar genelde benim hep gördüklerim. Buralar delik deşik. İşte hani içinde dışında abi, bir şeyler aynen, çıkmış bunda sağa sonuna. En ufak takacağımız vidasına kadar beğenmediği Tolgos'tan beğenmediği vidayı takmadı arabaya. Yok, beğenmediği kelepçeyi, beğenmediği hortumu hiçbirini takmadı. Bu arabaya özenle yaptı yani. Bu araba arkadaşlar motorda bu arada 1.6 SLX'in motoru. Aynen kendi motoruna. SLX ile SLX olmayan arasında fark vardı diye hatırlıyorum ben motorlarda. Var abi, ne fark var? SLX motoru da üstten egzantrik oluyor. Kara düzende karbüratör falan. Ona kara düzen mi diyorsunuz ona artık? He kara düzen. Öyle gitmiş oluyor karbüratörlü oluyor. Kara düzen turbo falan. Bu çok daha başarılı ve verimli oluyor. Yani bu yeni nesil motora geçiyor artık enjeksiyonlu. Bunun şimdi aldığınız güç kaç Ulaş? Abi aldığımız güç... Pompa benzinle alabileceğin güç zaten 300 beygir. Artık 300 beygirin üstüne çıkmak istersen benzinin oktanı yetmiyor etanol. Bu durumda. Aynen etanol giriyor ama biz daha pompa benzinle yürütüyoruz. O yüzden 300 beygir. Ya o daha sağlıklı geliyor. Hani güç almak tamam da her dakika aynen. Bir etanol ya da metanol oranlı etanol koyuyor. Aynen, oran aynen. Alacaksın. Yazılımı ölçün, ona göre ayarlamak gerekiyor. Yazılımı değiştir. Olmadı sağlık alasın, çilkelesin böyle bir şeyler olsun falan. Aynen öyle. Bence ben de böyle olsa çok daha sağlıklı. Ben de öbürün hani bir belki 50 beygir fark eder mi atıyorum etanollü bir şey alsam? Fark eder evet fark eder ama. 50 beygir fena da değilmiş lan 50 beygir. Düşünülebilir abi. Düşünülebilir. Hani on, mesela ama... buraya gelirken yapmadın değil mi etanol? Yok. Çünkü bizim arabadan oldukça hafif hani biz birazdan deneyeceğiz arabaları arkadaşlar. Bizim aynen. Arabadan hani baktığınız zaman bir rahat 400 kilo falan hafiflik vardır. Orada bir ciddi avantajı olacak. Şimdi baktığımız zaman beygirler hemen hemen aynı. Torklar da yakındır muhtemelen. Ama bende otomatik var. Bende yeni nesil tabii. Bir şeyler var. Sende manuel var. Kalkarken benden avantajlı olacaksın. Benim araba kıçını kaldırana kadar. Saniyeyi alana kadar yani o 1.5 saniye. Aynen öyle. Ya tepkisi çok az bunun. Hani ilk tepkisi çok geç geliyor. O yüzden sen böyle bayağı bir açılacaksın muhtemelen. Arkadan ha, gelirsem geleceğim. Oralara bakacağız zaten. Oralar aynen. En heyecanlı, en keyifli yerler olacak. Evet. Peki şu kaputu şöyle bir kapatalım ama. Kapatalım sen abi. Direkt bunu 4 nokta mı yaptın? Nasıl yaptın? Yok abi. İlk başta... Hani sen bildiğim kadarıyla bayağıdır uğraşıyorsun bununla. Aynen. 3 senedir biz de. İlk başta abi biz bunu dereceli egzantrik yaptık. Atmosferik yaptık sadece. 268 dereceli egzantrikle atmosferik motordu. Ona kaç beygir aldın hatırlıyor musun? Abi onda zaten orijinali 80 beygir falan. Çıkmaz yani. Yok onda 110-120 beygir falan alabiliyorsun kapak egzantrikle beraber. Daha sonrasında bir zamandan sonra hani atmosfere hep benzinde binmen gerekti. O zaman sadece LPG'de binebiliyorduk. Ha bunun LPG'si vardı artık yok mu? Aynen. Ha güzel aynen. İş. Ondan sonra cesur iş bu benzinde. Bir zamandan sonra yetmemeye başladı dereceli egzantrik. Tolga ustamızla yarıştık. LPG turbo yapabiliriz şimdilik hani senin için dedi. LPG turboya çevirdik. Hem yakıt olarak benzine göre daha iyiydi. Daha avantajlı. Tabii bu arabalarda yakıtı düşünmemek gerekmiyor ama. Yok oğlum artık yakıtı düşünmeyecek yerimiz mi var? Yani 30 ama... binden kaça çıktı 23'e indi diye seviniyoruz yani. Öyle. Şu haldeyiz yani. Öyle ama tabii bu arabayı yapıyorsan. İşte yapıyorsan şey da öyle değil de binerken de öyle olmuyor. Her benzinli 2 günde bir giriş. Ha, kazanıyor mu kendin parayı? Yok, okuyor tabii. Ya abi aynı zamanda sporcu olduğumuz için de. Ha bu arada Ulaş da kardeşi de milli sporcu. Aynen. Hem milli. De çok tehlikeli. Ne? Milli kule ve trampolin atlama takımındayız ikimiz de. Çok yüksekten. Ben böyle şöyle şeyden bile zor atlayan birisi olarak Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Aynen ondan. Yaşar onun havuzu olan abi. Daha sonrasında abi işte LPG turbomuzu yaptık. Unutma lafını. İlk setup ne kadar tuttu aşağı yukarı? Hatırlıyor musun? Dereceli egzantrik mi? O 110 beygirler falan aldı. İlk setup. Yani şu zamana göre böyle o zaman bir uyarlarsan. Abi, tabii 2-3 sene oldu. 3000 liraya falan mal olmuş. Şimdinin 15-20'si arası evet, muhtemelen aynen abi, 12, yakalayabiliriz. Öyle oluyor yani. En kötü 5 ile çarpacağız ya. En yumuşak hareketimiz 5 ile çarpı yani şu anda. Evet o kadar berbat geçişler yani. Sonra LPG turboya geçtik. Peki LPG turboya geçerken neleri değiştirmek zorunda kalıyorsun? Ne farklar çıkıyor ortaya? Abi şimdi diğeri kendi motorun olduğu için dereceli egzantrik. Onda egzantrik, kapak egzantrik oluyor. Kapak taşlanıyor falan. LPG turboda direkt motor pistonları değişiyor. Motor rektefeye giriyor. Hararet yapmasın diye radyatör, fan. Bu çift fan turbo. O zaman oradan geldi. O zaman tek fandı. Şimdi çift fan falan. Hararet sorunumuz hiç yok. Sonrasında çatara pataraya ilgimiz vardı. Genç. Aynen olarak. Ondan sonra dedik 4 nokta enjeksiyona çevirelim. Öbüründe çatara patara olmuyor muydu? Oluyor ama çok sağlıklı olmuyor yani. Ne oluyor peki? Sağlıklı olmuyor derken? Abi karbüratöre zarar mı veriyor? Tolgos'tan ayarlıyor da. He. Biz onu yapmadığımız için o zaman karbüratörde çatara patara yapmadığımız için onun hakkında çok bir bilgim yok. Zararlı mı oluyor? Yani ondan dolayı mı yapmadınız acaba? Yok direkt yoksa... biz o an 4 nokta enjeksiyona geçelim geçmeye dedik. Daha iyi olsun dedik. Daha güçlü olsun dedik. O zaman 3 setup var. Bir tane kendi orijinalin üstüne yaptın. Sonra LPG'ye turbo taktınız. Bir de şimdi 4 nokta olana geçmiş olduk. 4 nokta enjeksiyona geçtik.
Tabii bunları yaparken de abi 3 kardeşiz biz. Hepinizin harçlık gitti bence. Aynen tabii. Arabayı alırken de abi o zamanlar. Hani okulda yemek yemiyorduk, paramızı biriktiriyorduk. Yani işte böyle bir şey bu. Aynen. Diyor ya abi ayakkabı almadık o ben aldık tarzı. Tabii tabii öyle ama öyle oluyor gerçekten. Hani öğrenciyken ben de sanayiye giderdim. Tulumlarım vardı şey vardı yani cebimde benim de hiç para yoktu. İşte kendi işimi kendim halletmeye çalışıyordum. Ustalar takılırken onlara aynen pek bulaşmadan. Hani bana aynen ses çıkarmasınlar tabii. Ben şurada alayım kenardan şu zımparayla ben halledeyim. Aynen öyle hem oldu. Hem vakit kazanayım tüm hem paradan. Tüm setuplarımızda tabii bu arabayı aldığımızda altında bu janta yoktu. Sunroof'u da yoktu. Jantlar ne kadar? Abi jantlar şu an... Fiyat hemen güncelleme yapalım. Son aynen Tofaş videosundan bu yana. 17-18 bin civarı oluyor. 16 değil mi bunlar? Aynen 16 inç krom BBS. Krom BBS'ler. Sende de var mı koruma? Var. Abi biz onun... Koruması olmazsa olmuyor tabii, zaten koruma. Bu BBS'lerin geliyor. Daha sonrasında mesela sunroof açtıracağız. Diyoruz ki şimdi ne yapalım? Sunroof açtırıyoruz. Hep şimdi beraber... ne yapalım? Nereye para harcayalım? Ha, aynen hep beraber sonra 2 ay 3 ay para biriktiriyoruz kardeşim abim. Ne heyecanla. Evet sonra diyoruz hadi baba bizde şu kadar var. Biraz da babam destek baba oluyor. Da, baba da burada bu arada arkadaşlar onu da aynen, birazdan evet ekranın aslında önüne alırız. Bu olayların en baştan... Ha, kedi geldi abi. Kedi geldi. Sunroof'u kaça yaptırdın peki? Abi sunroof'u bu 3 tuş ve basto. 3 tuş ve basto değil mi bu? Aynen ondan. Perdesiz modeli. Biz o zaman 6000 liraya taktık. Ne zaman yaptırdın bunu? Aralıkta geçen. Geçen 6. O zaman 10. En kötü 10. Jantlarda 17. Onlarda 20 olsa 30 burada var zaten. Motorun içine kaç para harcamışsındır? Abi motora tahminimizce 70 bin lira falan gitmiştir. Gitmiştir. Gider. Bence az bile. Bir zamandan sonra artık şey yapmamaya başlıyorsun. Tabii, ucu kaçtı zaten. Aynen, hesaplamayalım aynen diye. Artık her şeyi dolar üstünde hesaplıyorum. Daha iyi oluyor. Arkadaşlar yarışa geçmeden önce şöyle bir enerji kazanalım. Biraz da motive olalım. Ne dersiniz? Bunu da Binomo ile yapabiliriz arkadaşlar. Binomo'da 1000 TL'lik bir hamle yapalım. Biliyorsunuz biz bazı motivelerimizi Binomo sayesinde alıyoruz. Oradan elde ettiğimiz gelirlerle alabiliyoruz. O yüzden ben zaman zaman bu işlemleri yapıyorum. Trendleri de iyi takip ettiğimiz zaman Binomo aşağı yukarı 7 yıllık bir firma. 130 ülkeden fazla yerde hizmet veriyor. Ve en önemlisi paranızı anında ödüyor. Yani para kazandık çekemez miyiz vesaire yapamaz mıyız gibi bir endişeye düşmüyorsunuz. Binomo'nun bu avantajları var. O zaman ne yapalım biz bir 1000 TL'lik hamle yapalım hesabımızda. Ondan sonra da bakalım kazandıktan sonra yarışa daha motive olmuş bir şekilde gidebiliriz. Evet şuradan trendleri takip ediyorum. Yukarı doğru giden bir trend var. Ben bunun aşağı ineceğini düşünüyorum. O yüzden aşağı yönlü bir hamlede bulunuyorum. 1000 TL'lik ve eğer hamlem doğru çıkarsa 1820 TL para kazanmış olacağım. Neden Binomo'yu tercih ediyorum biliyor musunuz? Çünkü internetten para kazanmanın en hızlı ve en güvenilir yollarından bir tanesi. Ayrıca buradan aldığım his, buradan aldığım duygular benim için gerçekten çok keyifli oluyor. Bakalım bu kısa süre içinde sonucumuz ne olacak? Heyecanla bekliyorum. Binomo, Binomo diyorum arkadaşlar. Çünkü rutinden çıkmanın, parlak duygular edinmenin ve hızlı kazanmanın kolay bir yolu. Bu arada arkadaşlar Binomo'nun linkinde 10 bin dolarlık demo hesabının linkini de aşağı bırakmış olacağım. Onu da tekrardan hatırlatayım. Videonun altına, alt kısmı aşağıya bu linki de bırakıyorum. Hadi. Evet, sonuna geldik. Hamlem buradan daha geriye döneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi paramızı 1820 TL yapmış durumdayız. Karşılığını bu kadar kısa sürede almış olduk hamlemizin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 TL'miz ne kadar oldu buradan görebiliyorsunuz. Gerçekten kısa sürede güzel bir gelir elde etmiş oldum. Bir de şunu söyleyeyim. Benim özel kodumla yani Rhino koduyla Facebook'ta bir yarış açılacak. 3000 dolarlık bir çekiliş. Yapmanız gereken Rhino koduyla üye olmak ve minimum giriş depozitosunu orada ödemek. Ve bundan sonra çekilişe katılmak ve o arada da hamlelerinizi iyi çalışmak. O zaman ne yapalım? Biz de kendi hamlemizi yapalım şu Tofaş'a karşı. Bu şey nereden geldi sana? Abi bu şey nereden Tofaş geldi? Tofaş sevdası. Bir kere Tofaşçılar hani başka araba versen de çok almayacak adamlar. Evet. Çünkü evet, adamın 10 tane Tofaş'ı oluyor mesela. Hani birleştirsen aynen bir araba farklı alabilirsin. Ne kadar para versen evet de vermemiş olabilir. Bize aynen bu iş şeyden geldi. Babamla amcam abi tabii zamanında 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda o zaman Turbolu Doğanlar Ankara'da tek olduğu zamanlarda babam gilde varmış. O zaman motor swapları falan. Babandan o zaman. Tabii babamdan abi. Şimdi dükkanda eski abiler geliyor. Biz keçi öğrendi. Ne ustası? Elektrik ustası abi. Abiler geliyor işte babanız zamanında şöyle araba yapardı böyle araba yapardı. Bana gösteriyorlar böyle resimleri. Ya biz de abim. Baba bunu sen mi yaptın diye. Babayı da bir gösterelim orada. Baba da duruyor. Hoş geldin. Ya aile fotoğrafı çektirelim. Aynen hoş öyle geldin. Ne haber dostum? Hep kötü yola sen düşürmüşsün çocuğu. Destek olmak istedik. Güzel şeylerle uğraştılar. Zaten kendileri milli sporcu. Maşallah. Güzel şeylerle uğraşıyorlar. Biz de yanlarında olmak istedik. İyi. Bu da bir nevi spor yani.
Tabii canım. Bu da motor sporu. Motor sporu evet. Sonuçta kötü bir alışkanlıkları yok. Ben de onların da bulunmak istedim. Valla pırıl pırıl da çocuklar burada. En büyük destekçimiz yani. Abi baba. Üçüncü kardeşi de görmedik. Ama o da eminim ki öyle de buradan yalnız gelmek... çıkma şansı zor. Aynen gelmeyi çok istedi abi çalışıyor. Orada 10 milyon izlenen Reels'te BMW'nin içinde şaşıran çocuk 3. kardeşi. Aynen İmran abim. Ağır yarış ama dur be bitti mi lan hemen hazırladım. Bir egzozdan falan bahsedeceğiz dur da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aile de buradaydı. Onları da yan tarafa tekrardan aldık devam ediyoruz. Çünkü yarış vaktimiz yavaştan geliyor. Şeyin kaynağını bulduk. Olayın kaynağını bulduk. Abi de böyle mi bu arada? Abim de böyle. O da böyle. Hani babamın bunu. Abisi de böyle. Herkes. Tamam ailece bunlar. Aynen şeyin. Genel olarak geliyor. Peki başka bu arabayla ilgili hani atıyorum şunları şunları yaparken çok zorlandık. Bunlar bizi çok yarı yolda bıraktı. Şöyle çalıştıramadık, böyle patlattık diyeceğin hikayeler var mı? Abi o konuda... Talihsiz durumlar. Biz mesela Audi bir patlattık 100 bin lira. Tabii abi şimdi şöyle oluyor. LPG turbo yapmıştık o zamanlar. Baskı balta orijinal. LPG borularımız orijinal. Tabii. Basıyorsun. Hiçbiri dayanmıyor. Baskı balta sıyırıyor falan. Baskı balta tekrar yok. Bronz baskı balta. Heh, onu söyle bronz mu var şu anda? Aynen. Çift şemsiye 2000'lik bronz baskı balta var abi. O ne kadara mal oldu? O zaman abi baskı balta ne kadar oldu? Yani 2000 liraya falan mal oldu. 5'ti o. En kötü 5'ten aşağı çalışmıyoruz hiç yani. Aynen, o da orada. Aynen öyle abi. Zaten şuraya vermiştik 30. Buna 10 verdik. Şey 20, 30'du. Motora bir 70 falan harcadık aşağı yukarı. Hadi 5'te onun içinde olsa bir kere 100 bin liranın üstüne zaten aynen. Arabaya harcanmışlar var. Bunlar sineklere karşı mı yapılmış? Evet. Düşmanlarımıza karşı. Abi, niye stofaççıların hiçbirinde bu silecek yok? Size yağmur yağmıyor mu? Abi yağmurlu havalarda bilmiyoruz genel olarak. Oradan kurtulur. Aynen bu onun göstergesi. Hepsinde böyle ama yani. Daha güzel görüntüsü var abi hani bilmiyorum sen. Bir şey görünüyor böyle bir. Saplarım. Saplarım lafı buradan mı geliyor artık bilmiyorum. Bakalım güzel, saplar mısın güzel göreceğiz. Güzel bir görüntüsü var abi. İç tarafına çok fazla bir şey yapmamışsın galiba. Tarafı, standart duruyor. Aynen orijinal bırakmayı tercih ettik abi. İçeride bir tek direksiyonun... Aynen direksiyonumuz... Ne dedin direksiyonla ilgili? 350Z'nin direksiyonu. Z'nin direksiyonu aynen. Değil mi? Onun dışında iç tarafı da çok temiz arkadaşlar. Ses sistemi var mı? Burada bir şey görüyorum. Abi ses sistemi... Hani öyle, büyük bir şey var mı? Yok çok büyük bir şeyler yok. Çünkü hani arabayla bastığın zaman onlar ağırlık yapıyor. Sağa sola bagajda sıkıntı oluyor bize. Tamam. Vardı daha öncesinde söktük. Sökmüş tabii. Durumdasın. Tabii. Bunlar bayağı hafifletip falan gelmişler arabaya güler. İçimizden geçecekler şimdi. Neyse bayrama yenilmiştik. Gerekirse buna da yeniliriz. Ne yapalım? Güçlü olanın tebrik ederiz. 5.40'la. Biz hep yeniliyoruz ya. Hiç geçemedik bir arabayı. Abi hakikaten ya. Ben ne geçtim? 3.30 falan geçiyorum ben öyle. Ben Camaro geçtim. 3.30 geçtim. Ben daha güncel arabalara geçiyorum. Eskileri tamam eskileri gücümüz yetmiyor. Aynen öyle. Peki egzoz sistemine de gelelim birazcık. Şöyle arabanın bir arkasını çevirelim. Arabamızı da çevirdiğimize göre arkadaşlar arka tarafında çok bir kozmetik olarak bir şey yok. Bir tek egzozum var. Aynen abi egzoz. Bir de sen araysın macera. Aynen arkadan selektör falan atanlar abi. İyi oluyor. Tutuşturmayayım diye. Valla o güzel oluyor. Benim 5.40'ta da böyle eski meski görüyorlar şey yapmıyorlar. 5.40'da yalandan yapıştırdım falan zannediyorlar. Selektör melektör bir çakıyorum ondan sonra fişt, adam hiç görünmüyor. O zevkli oluyor iyi yazmışsın evet, oraya. Evet güzel oluyor. Peki bunların hepsini gerçekten harçlık biriktirerek mi? Tabii abi bir kısmı harçlık biriktirerek. İlk sponsorum tabii babam en büyük destekçim. İkinci olarak da abi Hollanda'dan Gökhan Topaloğlu abim. Desteklerini esirgemiyor benden. Vay niye öyle bir şey yapıyor? Beni çok seviyor galiba abi. Biz de onu çok seviyoruz. Şey mi Tofaşçı falan mı? Tabii Tofaş'a gönül vermiş bir abi. Bu arada şeyi de takip edin. Reels'leri falan da çok eğlenceli Reels'ler var. Hatta bir tanesini beraber çekeceğiz birazdan. Ya ben beğendim yani hesabını. Bana bir takipçi mi gönderdi arkadaşlar? Ulaş'ın hesabını. Abi dedi bunu da çeksene dedi. Mesaj attım ondan sonra geri döndü. Öyle çektik. Yani sizin de varsa aslında bu tarz enteresan araçlarınız, hızlı araçlarınız, değişik projeleriniz bana her zaman yazabilirsiniz. Yazdığınız yerde de ben size ulaşırım. Hiç ulaşmamda bir sakınca yok benim adıma. Ondan sonra anlaşırsak zamanı vesairesini anlaşırsak çekeriz. Memnuniyetle böyle güzel vakit geçiririz. Arka tarafta senin bir tek egzoz var ekstradan değil mi? Aynen abi egzoz var. Egzozda ne yaptınız? Abi egzoz komple atmıştık düz boru orta susturucuyu iptal ettik. Arkada da daha rahat olsun diye var ex tarzı bir şey kullandık. Bir şey takıp çıkarıyordun. Şey, o da susturucusu evet abi. Susturucusu var. Onu takınca güç kaybına uğruyordur muhtemelen. Güç kaybına uğruyor ama onu zaten taktığımız zamanlar basmadığımız şehir içi bir yere gideceğimiz zamanlar. En güzel işte. Ya buna da karışılmaması lazım aslına bakarsan yani. Onun dışında süre falan denedin mi hiç? Yok abi süre denemedik. Denedin mi? Birazdan deneriz. Bir deneyelim keşke. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bir arabaları yavaştan bir deneyelim mi? Bir yola çıkalım mı? Yola doğru şöyle bir. Çıkalım. Hadi o zaman gidiyoruz. Herkes kendi arabasına geçsin. Tamam. O zaman bol şans. Sağ ol abi sana da. Burası bizim her zaman kullandığımız trafiğe kapalı alan yani buradan hiçbir araç geçmiyor. Bunu da altını özellikle çiziyorum ki sonradan farklı yorumlar vesaireler geliyor. Bu bizim her zaman kullandığımız kendi özel bölgemiz. Yerini de söylemiyorum ki herkes gelip burada kullanmasın diye kendi trafiğe kapalı alanımızdayız. Launch control vardı sende kullanacak mısın? Kullanmam herhalde abi bakalım gerekli olacak mı Sertaç abi için. (Gülüyor)
Rakip kuvvetli arkadaşlar. Rakip kuvvetli, iyi kaldırmam lazım arabayı. Kötü kaldırırsam yandım. Önce kalktı. Allah, ilk kalkışta kafa kafaya gelebiliriz. Ondan sonrasını bilmiyorum. Ondan sonra 2'de 3'te iyi uzadı. Şu anda ben arka taraftan seyrediyorum yani işi. Bakalım hayırlısı. Yani. Arkadaşlar işte beklenen an geliyor yavaştan. Hazır mıyız? Evet. Bekle, o zaman sayıyorum. 1 2 3 Kader kurbanı biz mi olacağız arkadaşlar? Bu sefer geçti. Ama iyi kalktım. Bu gerçekten iyi kalktım. Bir kere daha şans vermek lazım. Orada sanki biraz gecikti. Bir tekrardan şans vereceğim Ulaş'a. Ben artık bu ara arabayı biraz fazla kaldırdığım için benim 5.40'la falan da yarıştık. Kaldırma işini öğrendim. Bu Bulgaristan rallisinde de havalarında falan yani 5-6 kere arabaları kaldırdık. O yüzden kaldırma konusunda geliştim yani. Eskiden hiç beceremiyordum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Egzozum da açıkta yarıştım aynı zamanda. Şimdi baba olaya el attı arkadaşlar. Bakalım. Sayıyorum. 1 2 3 seyirciler. Üçüncü denememiz. Araba çok iyi gitti gerçekten. 300 beygirin hakkını gani gani verdi yani. Şimdi bir deneme daha yapıyoruz. Hazır mıyız? Evet. Sayıyorum. 1 2 3 Çok keyifli oldu. Çok güzel araba yapmışlar. Muhteşem araba yapmışlar. Tolga'yı tebrik ederim. Diğer yaptığı 200 beygirlik araba da BMW 170 beygirken Bayram'ın arabası bizi geçmişti. Şimdi de bu 300'e 300'üz aşağı yukarı. Hani güçlerimiz hemen hemen aynı. Müthiş bir başarı. Çok iyi gidiyor arabası. Tebrik ediyorum. Türk Garajı da buradan gerçekten başarılı topaçlardan dolayı tebrik ediyorum yani. Çok iyi iş. Vallahi süper bir yarış oldu. Çok da eğlenceli oldu. Bu arada şeye, kameraya da söyledim. Tolga'yı tebrik ediyoruz diye. Çünkü daha önce benim araba 170 beygirken Bayram'ın arabası 200 beygir civarında olduğu söyleniyordu. Benim arabayı biliyorsunuz geçmişti. Bayağı geçmişti. Bu araba da aşağı yukarı 300 beygirlerde. Benimki de öyle. Bu da benimle bayağı bayağı kafa kafaya geliyor. Benim arabanın özelliği belli hızdan sonra, yani hatta 230'dan sonra bir kere daha açılıyor. Çok enteresan bir şekilde 280'e 90'a kadar iyi gitmesi. Hani orada bir belki Ümit'in yaptığı yazılımdır, bir şeydir. Son şeylerde böyle şu şöyle ne kadar değil mi? Şöyle falan geçip tam bizim durumu o noktamızı bayağı kafa kafaya gitti yani. Çok heyecanlı bir yarış dostluk oldu. Dostluk kazandı. Tabii canım ya, bizim zaten hiçbir zaman yarışta falan derdimiz benim, yani bilenler bilir zaten. Hiçbir zaman olmadı. Yoksa ben ne arabalarımı Tofaş'a geçittiririm ne başka bir şey yaparım, yarışmam etmem. Beni Supra'da geçti, Tofaş'ta geçti, öbürü de geçti. O konularda hiçbir derdimiz yok. Sen az daha çalışman lazım. Tabii abi. Ben normalde hiç kalkmıyorum, ilk defa kalktım. Yo hatta. Başarılıydın. Sende de iyi gittik yani. Aynen, ilk kalkışımdı, öyle söyleyeyim. Babanın tabii yılların tecrübesi tabii, şimdi öyle. Çocuklar boşuna elinde telefon, baba şu arabaları yapmış, bu arabaları yapmış dememiş yani. Aradaki farkı da gördük arkadaşlar. Tecrübe farkı. Eyvallah, ben de çok sevindim. Çok güzel de bir aileyle tanıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizin de eğer böyle arabalarınız varsa bana mutlaka Instagram'dan ulaşın. Hatta yoruma da yazabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz. Ayağınıza sağlık.